Avni Kılıç ismim. Baharat üzerine, bahliyat üzerine çalışıyorum. Evet. Şu anda biraz yüksek. He. Her zamankine göre yüksek biraz. Pandemi dolayısıyla hastalıktan dolayı biraz sıkıntı çektik yani. Her esnaf da çekti. Kapandığından dolayı sıkıntı var yani. Satışlarımız pek normal diyemeyiz yani. He, idare ediyoruz. He. Bayramda da normaldı yani. Normal bayram üzerinde bir hareket yoktu yani. He, bayram hareketi yoktu. Hareket hepsinde var. Her baharatta var yani. Şunda var, şunda yok diyecek durum yok. Pazar her zaman iyidir. Her zaman iyidir ya. Ucuzdur, tazedir. He, müşteriye karşı hitabımız güzeldir. Yani burada mesela marketten bir şahse değiştirme durumu yok. Ben burada mal satıyorum. Diyorum ki sevmediğim malı geri getirebilirsin. Geri alırız. Kalite satıyoruz yani. Ben Yakup Bozot, pazarcıyım. Göründüğü gibi. Pazar fiyatları yaza göre biraz yüksek ama ürün yok. Bir de Kayseri piyasası çok büyüdü. Yani yeterli ürün yok. Bir de bu sene ürünlerde su sorunu falan var. Yağış olmadı. Sıkıntı çok. O yüzden diğer yazlara göre biraz 50 kuruş 1 lira gibi. Kemi mallarda 2 lira gibi bir fiyat artışı var. Bir de ortamdan dolayı pandemi falan milletin çok kişilerin işleri kesat olduğundan dolayı bütçelere biraz ağır geliyor. Ama gene de pazar market ve manavlardan çok çok uygun yani. Büyüdü, nakit alım yok. Ondan önce canlı para olmadığından dolayı o yüzden tercih ediyorlar. Yoksa şu domates, dünyadan gelen bahçe domates. 5 lira bunu markette bulamaz zaten. Antalya domatesi bulur. Onu da bulsa zaten 6,5-7'den aşağı alamaz. O yüzden pazar cayip de canlı para yok. Nakit olmadığından dolayı markete yöneliyor. Yoksa ortada gezen bir canlı paranın olması pazarı daha da canlandırır yani. Hep kredi kartından alışveriş. Bayramda biraz iyiydi. O da et bayramı. Domates, biber lazım, salatalık lazım. O yüzden bayramda biraz hareketliydim. Şimdi yol asılık. Bayramdan çıktık. Bayramdan önce de domates 5 liraydı. Şimdi de 5 lira. Biber bayramdan önce de 5 liraydı. Şimdi de 5 lira. Onun bayramla bir alakası yok ki. Arz talep meselesi. Limon pahalı biraz. 10 lira gibi. 8-10 lira. O da yataktan geliyor da herhalde o Akdeniz bölgesinde limona biraz ara verdiler. Mandalina falan çevirdiler. O yüzden oluyor herhalde. Vallahi iyi ya. İyi gördüm. İyi. İyiydi. Ucuzdu. Bir salatalık biraz pahalıma gitti. Ondan sonra iyiydi yani. Geçen hafta yok. Geçen hafta da aynıydı. Yok geçen hafta da aynıydı. Fiyatlarda bir artış yoktu. Görmedim yani. Ürüne göre değişken ama normal. Normal yani. Bazı ürünler, kaliteli ürünler yüksek fiyatta. Normal ürünler normal fiyatta yani. Her ürünün kendine göre fiyatı var ve alıcısı var. Evet, bazı ürünlerde domateste, salatalıkta yüksek var. Onlar da var. Fiyatlar mevsimine göre pahalı. Yüksek yani. Bu sene her yer pahalı. Market daha da pahalı buradan. Pazar bir derece iyi ama pazar fiyatına göre gene yüksek bence. Çünkü Temmuz bitti, Ağustos geliyor. Bu mevsimlerde domates 1 lira 2 lira olurdu. Şu anda 6 lira 5 lira yani yüksek. Artık nereden kaynaklanıyor bilemiyorum ama vatandaş mecbur alıyor, yiyor. Cengiz Han Özkuzu Güdenli. Vallahi abicim biz pazarcı olarak biz bile pahalı buluyoruz. Yani biz halden alırken atıyorum 10 kilo alacağımıza 5 kilo alıyor. Halde de pahalı. Buraya geliyorum vatandaş da alamıyor yani. Vatandaş gerçekten alamıyor. Adam geliyor buraya, bir kilo alan adam geliyor yarım kilo alıyor. Yarım kilo alan adam 250, hatta hiç gelmiyor. Millette para yok kardeş. Fiyat artışının sebebi neyi biliyor musun? Mazot. Kaç liraydı? 5 lira 6 oldu bak. Ben günlük 100 liralık mazot alıyorum. Ha, şu araba benim. Günlük 100 lira alırken aynı mazotu şu an 20 lira daha fazla para veriyorum. Bu da buradaki fiyata yansıyor. Soğan 2 liraysa 2,5 oluyor. Patatesi biz ekiyor. Gübre arttı. Su parası arttı. Elektrik arttı. Şu tarlaların sulanması elektrikle. Su bedava. Ama elektrik arttı. Kuyu suyla suluyor. Ne olacak? Bu da fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansınca ne olacak? Bak millet yok. Şu an yok yani bak. 2 milyarlık mal alıyor. Akşam bir bakıyor 1,5. 1,5 lira satmış. Geliyor akşam Suriyeliler. Biliyorlar onlar da. Fiyatların akşam düşeceğini geliyorlar. Hepsini alıyorlar götürüyorlar. Bizim adam alamıyor. Vallahi onlara yarıyor. Bak sırf pazarlar onlar için geliyor biz. Allah çapsın onlar için geliyor. Akşam gel bir pazara bak. Onlar beşer beşer geliyor Suriyeliler. Millet alamıyor akşam da biz
atıp eve götüreceğimizde burada aldığımız fiyata zararına satıyor. Tabii mazotu düşürecekler, gübreyi düşürecekler, aracı ortadan kaldıracaklar. Anlatabiliyor muyum? 3 tane elden geçiyor şu soğan gelirken. Üretici para kazanmıyor bak. Benim babam çiftçi. 400 dönüm ekiyor. Vallahi kazanmıyor. Kafa kafa geliyor. Fiyatlar düşerse, mazot düşerse, gübre düşerse bu işler düzelir abi. Geçen hafta biberin alışı 2 milyon 750 bin liraydı. Şu an 4,5'ü aldık. Bak kıl biber 8 milyonda satıyor. Üstünde etiketi var. Vallahi kardeşim gelen adam kalitesine, ezine, çürüne bakmıyor. Ucuz olsun da diyor. Eve götüreyim poşetli olsun da diyor. Neyse o da olsun diyor. Kaliteye bakmıyor yani. Fiyata bakıyor. Niye kaliteli yemeyek abi? Bak millet telefon muhabbeti var ya bak. Ben şu telefonum kırıldı. iPhone aldım, millet bana diyor ki ya niye lan, bana yakışmıyor mu telefon? Onunla geçinemiyorum diyor. Ya ben kendime yakıştıramıyor mu telefonu ya? Yani kaliteden ödün veriyor kardeş. Artık ne olursa olsun diyor. Anlatabiliyor muyum? Hani lüks yaşamayı bırak, millet karnım doysun. Şuradan bak soğan. Adam geliyor şunları ver diyor bana. Uyuyorsun 2 lira düşük olsun da kokmuşunu ver diyor. Ya yazık, ben millete üzülüyorum kardeşim. Biraz Suriyelilere verdiği desteği keşke bizim millete verseler.